Şeytandan Allah'a sığınırım. 93. sure. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Yani daha güneş doğmadan önceki ilk ortam. Yani Mehdi daha ortaya çıkmadan ilk aydınlanmalar, ışıkların olduğu ortam. Ona bakar aynı zamanda. Karanlığı iyice çöktüğü zaman geceye. Deccaliyetin her tarafı kapladığı, küfrün, tuğyan ve delaletin karanlığının iyice çöktüğü zaman geceye. Buna da işaret ediyor Kur'an. Rabbin seni terk etmedi ve darılmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy kesilince bir ara Allah'ın onu terk etmesinden veya darılmasından şüphe etmiş olabilir. Onun üzerine Allah o ayeti, bu sureyi indiriyor. Bu suredeki bu açıklamayı indiriyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Bak, senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. İlk zahir anlamı ahiretin, ahiret dünyadan daha hayırlıdır anlamına gelir. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. İkinci anlamı şüphesiz senin için son olan ilk olandan daha hayırlıdır. Ahir zamana bakacak olarak bakarsak son olan, son gelen Mehdi'dir. Ve Mesihiyettir. Hazreti Mesih'in gelişidir. İlk olandan, ilk olan nedir? Deccaliyet, tuğyan ve sıkıntılar yahut Osmanlı dönemi diye dersek, Osmanlı dönemi, yani İslam'ın hakimiyet dönemi, ondan daha büyük ve daha hayırlı. Daha kapsamlı inşallah. Ona bakıyor olabilir. Elbette Rabbin sana ihsan edecek. Böyle sen hoşnut kalacaksın. Bu ayetin ebcedi zaten 2009 tane veriyor. Maşallah. Tam 2009. Elbette Rabbin sana ihsan edecek. Yani dünya hakimiyetini, İttihat-ı İslam'ı, Türkistan Birliği'ni, ferahlığı, sosyal adaleti, zenginliği nasip edecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Yani Mehdi'ye hitap olarak olursa, Mehdi'nin bundan hoşnut tutmayacağı, kalben Allah'a karşı sevgisinin, muhabbetinin kat kat artacağı, değil mi? Aşikar. Bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Mehdi yetim. Peygamberimize bakıyor bu ayet. Peygamberimiz yetimdi. Cenab-ı Allah onu barındırdı. Ahir zamana bakan yönüyle Mehdi bir yetim iken seni bulup barındırmadı mı? Allah onu barındırıyor. Ona güç veriyor Mehdi'ye. Ve senin yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Peygamberimiz zamanında hak din olmadığı için Peygamberimiz Hazreti İbrahim'in bakiye diniyle yaşıyordu. Yani bir şeriat yoktu. Yani oturmuş bir din yoktu. Ve senin yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Ve sonra ona Kur'an'ı indirdi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ve hak din yaşanmaya başladı. Ahir zamana bakan yol yönü ise bir seni yol bilmez iken Mehdi'ye Allah bir gece içerisinde özel haller veriyor. Allah bir gece de onu ıslah eder diyor. Daha önce Mehdi'nin yol bilmez oldu yani tam anlamıyla ama tam doğruluk doğru yolu anlamında o yolu doğru yolu bilmediğini anlıyoruz çünkü sonradan hidayet edildiği anlaşılıyor. Allah'ın hususi hidayetine mazhar olan anlamındadır zaten Mehdi. Allah'ın bir gün ona özel hidayet ettiği anlaşılıyor. İnşallah. İnşallah. Doğru yola yöneltip iletmedi mi? Yani İslam'ın hakimiyeti, İttihat-ı İslam'a, Türkistan Birliği'ne, Kur'an'ın doğruluğuna, Kur'an'ın hakimiyetine seni iletmedi mi anlamına gelir inşallah. Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Peygamber Efendimiz yoksuldu başlangıçta fakat Cenab-ı Allah onu sonra zengin etti. Peygamberimiz fakirdi diyenlere de cevaptır bu. Diyorlar yani karnına taş bağlardı, açlıktan kıvranırdı, sahabeler de onu seyredermiş. Peygamberimizin açlıktan kıvranmasını. Yani yemek vermez demiş Peygamberimiz. O kadar perişan olurmuş. Bu çok büyük terbiyesizlik ve vicdansızlıktır. Hangi sahabe Peygamberimizin açlıktan kıvranmasına müsaade eder? Karnına taş bağlayıp, değil mi? Kıvranmasını kabul eder mi bir sahabe? Evet. Kendileri yağ, bal yiyecekler, et yiyecekler. Peygamberimize karnına taş bağlayıp kıvranacak. Bu sahabelere iftiradır. Ve çok büyük bir ahlaksızlıktır, tabii, vicdansızlıktır.
Bir yoksul iken seni bulup zengin etmedi mi? Demek ki peygamberimiz zengindi. Mehdi nasıl olacak? Mehdi de başlangıçta yoksul iken sonra Allah onu zengin edecek ve dünya hakimi yapacak. İnşallah. Öyleyse sakın yetimi üzüp kahretme. Müslümanlık, İslam, İttihat-ı İslam hakim olduğunda yetimler, ezilenler, mustazaflar, kadınlar, çocuklar tam bir koruma altında olacaklar. Yetimin temsil ettiği nedir? Korunmaya muhtaç insanlar anlamına gelir. Aynı zamanda. Hiçbir şekilde üzüntü, acı, açlık, zorluk tatmayacaklar inşallah. İnşallah. İsteyip dileneni azarlayıp çıkışma. Ahir zamanda ne olacak? Dilenen kalmayacak zaten. Azarlayıp çıkışma. Müslümanlar birbirlerine azarlama da bulunmayacaklar. Çıkışma olmayacak. Demek ki Müslümanların kaçınması gereken bir şey azarlama ve çıkışma. Çok tahribat yapar azarlama. Mesela azarlanan bir insanın dengesi bozulur. Yani çok yıkıcı etki yapar. Çıkışma da öyle. Mesela bana çıkıştı diyor. Mesela azarladı diyor. Müslüman bunu yapmayacak. Azarlama ve çıkışmadan şiddetle kaçınacak. Yanlışlıkla bir şey de yaparsa hemen onu düzeltecek. Değil mi? İnşallah. Tazmin edecek. İnşallah. İnşallah. Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. Sürekli tebliğ yap. Geceli gündüzlü Allah'ın nimetlerini, İttihat-ı İslam'ı, Türkistan Birliği'ni, Kur'an'ın varlığını, Mehdi'nin varlığını, İslam'ın güzelliklerini, İttihat-ı İslam olacağı olduğunda nasıl mutluluk olacağını, sosyal adaleti, o devirdeki insanların duyacağı heyecanı, şevki, bunları durmaksızın anlat. Yani uyku ve yemeğin dışında, yani zaruri bedeni ihtiyaçlara ayrılan vaktin dışında bütün gücünle faaliyete, tebliğe devam et. Ebced'i net bir tarih veriyor. 1956 tane veriyor. Maşallah. Bediüzzaman 1956 için münafıkhane sistemin yıkılmaya başladığı tarih diyor. Yani onun miladı doğumudur diyor. İslamiyet'in inkişafının gelişmesinin başlangıcı münafıkhane sistemin de artık yıkılmaya başladığı tarihtir diyor 1956 için. Kur'an'dan Ebced'le çıkartıyor. Maşallah. Söylüyor. Evet. Maşallah.